Eşitliği öncelikle yerle, içinde bulunduğumuz mekanla, toplumla ve bağlamda kurduğumuz ilişki çerçevesine ele almaya çalıştım. Kültür sanat üretimlerinde merkezle bağlı, aslında hep büyük ölçeklerde gerçekleşen, hep ajandasını büyük kurumların belirlediği, müzelerde, büyük sergi salonlarında ya da büyük film gösterim mekanlarında sanatın icra edildiğini görüyoruz. Buna karşın yerelle ilişkisinin zayıfladığını, yerelden kastım hem mekanda yaşayan halkla hem de geçmişiyle, belleğiyle, hafızasıyla ilişkisinin zayıfladığını görüyoruz kültür sanat pratiklerinin. Bu bağın güçlendirilmesinin hem belki de tarihsel dayanışma ilişkilerini tekrar hatırlamak hem de sansür ve otosansürün yarattığı hafızasızlaşmayla mücadele etmek için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kültür endüstrileri bugün evet yereli sömürüyor. Yerel değerleri ve kültür mirasını kendi öz sermayesi haline getirmeye çalışıyor ve buna karşı yerelde hala mücadele eden, kendi bağımsızlığını ve kendi hafızasını korumaya çalışan direniş biçimleri var. Bunlardan alacağımız çok ilham olduğunu düşünüyorum. Metotlardan ilkinin ben gözeneklilik olduğunu söyledim. Yani geçirgenlik. Farklı kültür sanat pratikleri arasında olduğu gibi gündelik hayatta da geçirgen olan bir sanat pratiğine ihtiyacımız var. Yani gündelik hayatın içerisinde akmakta olan pek çok başka dinamik var değil mi? Yani sanat sadece büyük harfle yazıldığı zaman değil ama kendi bulunduğu o tahtından inip tasarımla, zanaatle, ekonomiyle, ekolojiyle, bilimle, felsefeyle birlikte kendine bir cephe açabilir ancak sansür ve otosansüre karşı. Neoliberal politikaların kurmaya çalıştığı rekabet ilişkisi, emek sömürüsü, hatta duyguların sömürüsü rejiminde, bir otosansür rejiminde belki de biz direniş imkanlarını yerelde kurduğumuz dayanışma ağlarından, komşuluk ilişkilerinden, hemşehrilik bağlarından çıkartabiliriz gibi geliyor. En azından bizi birbirimize karşı rekabet içinde yalnızlaştıran, bireyleştiren, hücre hücre bizi birbirimizden ayıran sistemin karşısında tekrar bağlanmak, bağ kurduğumuz yerden güçlenmek mümkün olabilir. Evet, özgürlük aslında doğrudan doğruya ilişkisel bir mesele. Etimolojik olarak Hint-Avrupa dillerinde arkadaş kelimesiyle akraba olduğunu söyledim. Yani dostların arasında olmaktır özgürlük. Dolayısıyla eylemde olmaktır ve kalabalıkların farklı, öteki, yeni, beklenmedik olanın içerisinde bulunabilmektir. Yani kendi içimizde yalıtıldığımız yerde, kendi içimizde kapandığımız yerde özgürlüğün mümkün olmasından söz edemeyiz. Özgürlük ancak dışarıda, kendimizden dışarı uğradığımız ve başkasıyla karşılaştığımız o çoğulluğun mecrasında mümkün. Dolayısıyla sanat pratiği de aynı şeyi yapıyor. Sanat da bir eylem biçimi, sanat da yeniyi, ötekiyi, farklıyı, başkayı arayan bir özgürlük eylemi. Dolayısıyla akrabalar. Bunu unuttuğumuz yerde belki de biz kendimizi kapana kısılmış gibi hissediyoruz.